Arkadaş, Kürtleri İsrail'e niye şöyle yapıyorsunuz, niye böyle yapıyorsunuz diye bir serzenişte bulunmuş. O arkadaş ve o arkadaş gibilerine buradan rica ediyorum. Bu sevgili İsrail kardeşlerinize söyleyin. Türkiye hala silah veriyor ve Türkiye'yi koruyor. Türkiye ile askeri işbirliği yapmış ve Türkiye'nin inkar ettiği halk da Kürtlerdir. Burada aslında Yahudilere sormak lazım. Türklerden niye böyle korkup bu insanları görmezden geldiniz? İsraillilere sormak lazım. Ben kendim şahsen İsrail'e herhangi bir düşmanlığım söz konusu olamaz. Ama uluslararası siyasette, devletler arası siyasette İsrail bize bırak silahı, bize bir akıl bile vermemiştir. Ve vermiyor. İkide bir Türkiye ile pazarlık yapmak için bir İsrail başbakanı kalkıp dese Kürtler de bir halktır. Daha fazla silah satmak için ben bunu fazla saymıyorum. Bana telefon açsın. Desin ki gel kardeşim bak şu senin işindir. Bak dünyada bu fitnelik dönüyor. Gel böyle yap devlet ol. Para vermesin bunu söylesin. Bunu yapmıyor. Akıl bile vermiyor bize. Bizim buna bugün ihtiyacımız var. Yani biz İsrail'e karşı herhangi bir suç işlememişiz. En azından bu son 100 yılda bizim İsrail'le bir problemimiz yok. Bizi inkar edenlerle İsrail ilişki içerisine girmiş. Eğer İsrail'e bir Kürt sinirleniyorsa bu temelde sinirlenmesi lazım. Yahudilik anlamında değil. Evet. Ben İsrail ile ilgili bir iki kelam edeyim isterseniz. Buyur. Mesela bazı Kürtler soruyor, diyorlar ki dünyanın her tarafından ülkeler geldi ve Kürdistan'da konsolosluk açtılar. İsrail neden konsolosluk açmıyor? Irak Cumhur-i Arabiye bilmem ne Kuzulkurt İsrail'i halen tanımıyor. İsrail'i tanıyan bir ülke değil. Dolayısıyla İsrail'in orada uluslararası yasalara göre konsolosluk açması mümkün değil. Şimdi bazıların kafası karışmış olabilir. Ya Irak'ı Amerika Birleşik Devletleri işgal etti, yıktı falan ama yıktı fakat rejimini yıktı. Ülkeyi şey yıkmadı, rejimini değiştirdi falan. Asıl kelam bu bir. İkincisi bence İsrail devleti Kürtlerle çok sıkı bir temas içerisindedir. Çok sıkı çalışıyor da yani diplomatik başarılarının hepsinin yani daha doğrusu Kürdistan'a bu kadar konsolosluk açılmasının sebeplerinden bir tanesi de İsrail devletinin yapmış olduğu, Kürtler lehine yapmış olduğu kesin diplomatik çalışmalardır. Ya şimdi İsrailler böyle düşünüyor. bu çok güzel bir Bunun şey sebebi de ama şu üstadım, özür diliyorum. buyurun. Bunun sebebi de şudur. İsrail devletinin geleceği Kürdistan'a bağlıdır. Kürdistan'ın bağımsızlığına bağlıdır. O Açık zaman ve net. kim kime muhtaçtır stratejik temelde? İkimiz birbirimize muhtacız üstadım. İkimiz de birbirimize muhtacız. Bir kader birliğimiz var. Ben sizi anlıyorum. İsrail'i eleştirme hakkınız var. İsrail yani ama şimdi İsrail'de şöyle bir durum var. Maalesef İsrail ile Türkiye devleti arasındaki bu kadar sıkı ilişkilerin bir tanesi de Türk Yahudileri dediğimiz onlar güçlüler. Türk Yahudileri veya da kendilerine Türkiye'li Yahudiler diyen bir sürü kişi Şimdi dikkat edersen biz de İsrail'le çok merhametli yaklaşmışız. Bak biz Almanya'ya karşı o kadar yürüyüşlere geçtik dedik Türkiye'ye silah veriyorsunuz. var. İsrail de en az Almanya kadar Türkiye'ye silah veriyor. Hiçbir gün biz İsrail'i protesto etmedik. Ayıptır, günahtır. Zaten yetimdirler. Zaten Allah onları vurmuş. Bir de biz vurmayalım. Zaten Araplar vuruyor. Bir de biz vurmayalım dedik. Aslında bu anlayış çok büyüktür. İsrail buna çok saygılı olması gerekiyor. Ve İsrail çok iyi düşünmesi lazım. Bugün bak geçenlerde Ermenistan İsrail'den büyükelçisini geri çekti. 3 günlük bir tartışmayla Azerbaycan'la 3 gün kavga yaptı. 4. gün dedi o pop sen oraya silah veriyorsun benim düşmanıma al elçini git. Bak İsrail 40 yıldır Türkiye'ye silah veriyor ve Türkiye de bizi vuruyor. Türkiye Kürt köylerini bombalıyor. Irak'ta, Rojava'da, orada, burada. Yine de biz İsrail'e Ya sanırım üstadım haklısınız ama İsrail'in Kürtlerle yani muhatap yani kimi muhatabasına yani Kürtler beni, seni, tamam güzel. İsrail nerede 4 kilo pamuk satan bir tüccarı buluyor, gidiyor Adana'da pamuk tüccarını buluyor, nohut tüccarını buluyor. Gidip Kürt örgütlerini bulamıyor mu? Kürt siyasetçilerini bulamıyor mu yani? Bu kadar zavallı mı? İsrail'e adres verelim.
Yazın beni görsün. Ben bütün Kürtlere ulaşabilirim. Harikasınız. Harikasınız. Seni görsün. Bizi tamam. Tanımıyorlar mı? İsterlerse tanır. Benim bir avukatım yok değil. Haklısınız. Haklısınız. Yani, o kadar zor değil. Ama mesela şöyle bir şey var üstadım. Mesela dünya Yahudileri Kürtler için adalet platformu kuruyor. Bunlar için vesaire. Yani bunları anlatmakla bitmez. Ama İsrail Devleti'ninle konuşmak lazım. Tabii niye böyle yapıyor? Ya şimdi tabii ki İsrail üzerinde biz birbirimizi boğazlamamıza gerek yok. Tabii. Sanırım bunu Kürtler böyle İsrail tartışmasını, bazıları da böyle İsrail bayrağını getirip Kürt bayrağının yanına koymaları falan, buna da fazla gerek yok. Bugün Kürtler Fransa bayrağını Kürt bayrağının yanına koyabilirler. Bütün evet. Paketeliler, bütün KDP'liler, Amerikan bayrağını koyabilirler. Avrupa evet. Birliği'nin bayrağını koyabilirler. Çünkü bütün bunlar bugün bölgededir, sahadadır, Orta Doğu'dadır. Bizim memleketimizin üzerindeki bir savaşta bizden yana tavır alıyorlar. Detaylara girirsek, ya işte bu niye gözünü buraya yumdu, şu niye gözünü buraya yumdu? Adama derler ki sen bin yıldır kendi bütün toprağını peşkeş çekmişsin, ben de senin bir şehrini ona verdim, ne olmuş? Adama bunu derler. Yani ufak tefek şeylere takılıp stratejik aklı unutmamak gerekiyor. Evet. S-Dost kardeşimiz şöyle yazmış. Etem İsrail ajanı galiba, önce Kürt ol. Eyvallah, bu nasihati elime aldım.